Önceki videomda çocuklarınızla diyalog kurun, konuşun, anlatın demiştim. Bazı arkadaşlardan Mehmet çok konuşuyorum ama dinlemiyor diye dönüşler geldi. Günaydın. Çocuğunuz bebekliğinden itibaren çevresiyle etkileşime girer. Bir şeyler öğrenmeye çalışır ve küçük yaşlarda bu öğrenme çok daha hızlı olur. Çocuğunuzun tam bu evrelerinde televizyon çizgi film açıp çocuğunuzu karşısına oturtturup sen bunu izle. Ben yemek yapacağım. Kankimle telefonda dedikodu yapacağım, diğer televizyonda başka program izleyeceğim demediniz mi? Sonra televizyon kesmedi, eline tablet, telefon verdiniz. Eskiden anne ve babalar çocuğuna yemek yedirirken karşısında agıcık gugıcık yaparlar, uçak geliyor der, öyle yemeğini yedirirdi. Çocuğu ile etkileşim halinde olur, diyalog kurardı. Şimdi televizyondan, telefondan bir şeyler açıp onu seyrederken yemek yediriyor. Çocuk animasyon videoları 100 milyonlar izleniyor. Peki çocuğunuzla sizin bir diyaloğunuz var mı? Yok. Akşam anne ya da baba işten geliyor, çocuk onunla etkileşim kuracağı zaman yavrum git başımdan yorgunum deyip elinize kumandayı alıp televizyon seyretmiyor musunuz ya da telefonunuzu kurcalamıyor musunuz? Git tabletinle oyna, git oyuncaklarınla oyna demiyor musunuz? Kendiniz rahat etmek için çocuğunuzun önüne oyuncaklar yığmıyor musunuz? Çocuğunuz tam sizinle diyalog kuracağı hızlı öğreneceği dönemde siz çocuğunuzla diyalog kurmadınız. Şunu diyebilirsiniz, öyle değil mi hocam? O telefonlardaki oyunlar çocuğun zekasını yetiştiriyor. Benim 6 yaşında çocuğum var, oyunları bulup açıyor. Bu mu zeka göstergesi? Fazla sayı o yaşta piyona çalıyordu. O oyunlar kullanıcının kolaylıkla çalıştırabileceği şekilde özellikle tasarlanır. İşlerin ters gittiğinin farkına vardınız. Şimdi siz çocuğunuzla diyalog kurmaya çalışıyorsunuz ama çocuğunuz sizi dinlemiyor. Çocuğunuzun size ihtiyacı yok ki. Onun telefonu, tableti var, oyunları var, interneti var, arkadaşları var. Sizin yerinizi başka şeylerle doldurdu. Siz çocuğunuz için karnını doyuran, harçlık veren, ona konfor alanı sunan hizmetkarlarısınız. Kızıyorsunuz, konfor alanına yasaklar koyuyorsunuz. Bu sefer isyandan ortalık yıkılıyor. Bazen kıyamıyorsunuz, bazen mücadele etmek istemiyorsunuz ve sonra bırakıyorsunuz. Bu kısıtlamalar orantılı, dayanağı olan ve bu dayanağı çocuğunuza anlatabildiğiniz sürece işe yarar. Akşam yemeğinde herkes yemekte olacak. Tamam. Ailecek çocuğunuzu da katarak sofrayı hazırladığınız, sofrada sohbet ettiğiniz, bir şeyler anlattığınız, sonra da beraber sofrayı topladığınız ritüellere mi dönecek? Yoksa herkesin somurtarak oturduğu, birbirleriyle sürtüştüğü, sofrada bile annenin babanın göz ucuyla telefonuna, televizyona baktığı karın doyurma faaliyeti mi olacak? O zaman çocuğunuzun ailecek sofrada oturmasının ne anlamı var? Geç saate kadar televizyon seyredilmeyecek. Tamam. Televizyonu kapattığınızda o zamanı ne ile dolduracaksınız? Sohbet mi edeceksiniz yoksa çocuğunuzu odasına mı göndereceksiniz? Beraber yapabileceğiniz bir şeyler var mı? Çocuğum beni dinlemiyor. Şimdi size hayat tecrübemden bahsedeceğim. Konu biraz dağılacak ama önemli. İster çocuk olsun, ister toruna karışmış büyük insanlar olsun, bu hepsi için geçerli. Siz bir insana hatasını söylediğinizde insanların çok küçük bir kısmı hatasını kabul eder. O insanlar da farkındalığı yüksek, entelektüel insanlardır. Çok büyük bir çoğunlukla insanlar hatasını kabul etmez. İki tepkiyle karşılaşırsınız. Devamlı bir bahanesi vardır ve bahaneler uydurur. Ya da sizi suçlar, o hatayı yapmasında suçlu siz olursunuz. Bu tepkiler tanıdık geldi değil mi? İnsanlar konuşmaya açık olmazlar ve önceki yaşanmışlıklarından kaynaklı tecrübeleri ve doğruları vardır. Ama o doğrular ne kadar doğru? İşin kötü yanı da tek bir doğru yoktur ve herkesin doğrusu kendine doğrudur. İnsanlarla konuşmaya başladığınızda konuştuklarınız karşınızdakinin kale surlarına çarpar ve işine geleni içeri alır. İşine gelmeyeni surların dışında bırakır. İstanbul tarih boyunca 30 kez kuşatılmış, yani yıkılamayacak surlar yoktur. Ama o surları yıkmak için tekrarlamak, yani konuşmak, konuşmak, konuşmak gerekli. İnsanların fikirlerinin üzeri kendi doğrularından oluşan bir tabakayla kaplıdır. Ve o tabakayı kazıyıp kırıp altına ulaşmadığınız sürece başarılı olamazsınız. O tabakayı kaldırabilmek için dümdüz bir konuşma yerine bazı taktikler kullanmalısınız. Çocuğunuza hatalarını direkt söylemek yerine başkalarının hatalarıymış gibi onun hatalarını örnek verebilirsiniz.
Mümkünse bu kişiler çocuğunuzun tanımadığı kişiler olsun. Gidip annem şöyle şöyle senle ilgili dedi diye onu anlatırsa çarşı karışır. Ben lisede öğrenciyim, bilmem ne isimli bir arkadaşım vardı. Şöyle şöyle yapardı, annesini babasını çok üzerdi. Sonra şöyle şöyle oldu gibisinden. Ya da çocuğunuzdan istediğiniz şeyleri sanki o düşünmüş gibi empoze edebilirsiniz. Şöyle şöyle olsa ne güzel olurdu. Aradan biraz vakit geçip çocuğunuz size anne şöyle yapsam güzel olmaz mı dediğinde ben zaten sana öyle yap demedim mi yerine aa ne güzel düşünmüşsün hadi yap istersen ben de sana yardım edeyim diyebilirsiniz. Çocukların en nefret ettiği şey başka çocuklarıyla kıyaslanmalarıdır. Çocuğunuz da sizi başka çocukların anne ve babasıyla kıyaslarsa ne hissedersiniz? Bir de ödül ceza konusu var ki o çok daha derin bir konu. O konuyu konuşmayı başka videoya bırakalım. Önceki videomda dediğim gibi çocuk yetiştirmek bilimsel bir şeydir. Deneme yanılmayla çocuk yetiştirilmez. Bu konuda çok okumak lazım. Bu konudaki değerli pedagog ve psikologlarımızı lütfen dinleyip okuyunuz. Evet sevgili anne ve babalar, bir sonraki videoda buluşmak üzere.